Merhaba ben Sarpan Uzunoğlu, Haber Ekonomisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Haber Ekonomisi'nin yeni bölümüne başlamadan önce patreon.com medyapod adresinden medyapod ağını yani bu programda yayınlandığı ağı destekleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ayrıca bir iki tane de öneriyle başlayayım. Her şeyden önce bu ağ içerisinde çok fazla çok sayıda program var. Bu programlardan biri olan boş adam işi ve devam filmi ilk önerilerim. Boş adam işi adından anlatacağı üzere biraz komik bir program ama spor temelli bir program ve Burak Kılıç hem araştırmacı gazetecilik yapıyor. Örneğin işte Arda transferinin arkasındaki şirket yapıları vesaire gibi meselelere eğiliyor. Hem de insanı güldürüyor gerçekten. Devam filminde ise açık radyodaki çalışmalarıyla tanıdığımız Seçil Türkkan, Türkiye'deki aktivizm alanına bakıyor reklamları dinledik. Diğer programcıları sürekli olarak desteklemek aslında podcastçinin doğasında var onlarla ilgili konuşmak. Başlayalım programımıza. Haber ekonomisi temel olarak neye, neyin üzerine kuruldu? Bir haber odası nasıl kar eder? Nasıl sürdürülebilir hale gelebilir değil mi? Yani Newsonomics diye İngilizce'de adlandırdığımız bu alan çoğunlukla bu mesele üzerine çalışıyor. Peki bugün dijital haber odaları için en değerli şey ne? geçen gün birkaç akademisyen aramızda sohbet ederken gazeteci kanalında çalışan şu sonuca var ki ya, ziyaretçi istatistikleri yani ziyaretçilere dair demografik ve teknik olarak elde edilen veri haber odaları için inanılmaz derecede önemli. Neden? Çok güzel soru. Neden? Yani kafamızın içerisinde dönüp dolaşan bu soruya yanıt aradık. Şöyle şu bir gerçek ki dijital alanda yayıncılık yapanların başarılı olma ihtimali başarısız olma ihtimalinin oldukça gerisinde. Yani başarısız uh, olma ihtimaliniz oldukça fazla. Özellikle de kar amaçlı bir teşebbüsseniz kısa zamanda nalları dikmeniz olası. E peki şimdi nasıl nalları dikmeyeceksiniz? Bir reklamcıyı kandıracaksınız, bir hibe vereni kandıracaksınız. İşte okurlarınızı bazen kandırıyorsunuz vesaire. Nasıl kandırıyorsunuz? Biz çok etkiliyiz, biz çok güçlüyüz, biz çok güvenliyiz. Ya okurlar sonuç itibariyle işte büyük firmaların güven anketlerine bakmıyorlar. Ya da okurlar işte similar web ve benzeri analitik araçlarına girip sizin kaç kişi tarafından okunduğunuzu, kaç kişi tarafından takip ettiğinizde veya işte bot ornat gibi şeylere bakıp kaç tane gerçek takipçiniz olduğunda sosyal medyada bakmıyorlar. Neye bakıyorlar okurlar? Doğru markalamaya, doğru kampanyaya, doğru iletişime bakıyorlar. Doğal olarak okur sonuçta tüketici. E siz haber odası yöneticileri de haklı olarak şimdi akademisyenlerin eline bu verileri vermek istemiyorlar. Tabi haklı olarak derken ne kadar haklı oldukları Etik ve akademik anlamda büyük tartışma konusu. Peki veri veri dedik. Yani ne tür bir veriden bahsediyoruz? Şimdi sıradan bir kullanıcı için kendi kullanım pratiği yani basit değil mi yani? İşte ne bileyim Google'dan yazıyorsun web sitesinin adını veya Twitter üzerinden tıklıyorsun. PC trafiğinden bahsediyorum. Giriyorsun işte tm dedi dikene vesaire. Bakınıyorsun. Ne bıraktığını bilmiyorsun. Ya ne bıraktın? Nereden geldin? Hangi araçta girdin? Ne yaptın? Kaç dakika sitede kaldın? Hangi içerikten hangi içeriğe zıpladın? Senin neresine daha çok baktın? Böyle acayip verilerden bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'da uh, Future of Everything diye muhteşem bir podcast serisi var. Uh, orada veri üzerine bir program vardı ve veri ve spor üzerineydi program. Bakın spor gazetecileri veri ve spor. Nasıl yani? Amerika'da biliyorsunuz en uh, önemli spor Amerikan futbolu ve Amerikan futbolu takımlarından bir tanesinin hareketleri veriye bağlı olarak ölçülüyormuş. Şimdi bu veriye bağlı olarak yapılan ölçümlerden de bir şey çıkıyor ortaya. Ne çıkıyor? İşte kim ne kadar performans gösteriyor, kim ne yapıyor vesaire. Tamamen bunun üzerine kurulu bir program yapmışlardı. Ve işte 12 yaşındaki bir lise öğrencisinin işte bir türlü sensörlerle bütün hareketlerini izleme vesaire üzerine giden ilginç bir data veriniz yani veri gözetimi Tabii bu niçin işte bunun gerekçelendirmesi işte daha iyi performans olabilir mi? İşte sakatlıklar ne zamanlar ortaya çıkıyor? İşte hangi tür performanslar sakatlar neden oluyor? Ne zaman başarılı oluyor vesaire gibi temel veriler almak. Yani işte bugün işte futbol menajer vesaire gibi oyunları oynayanların bilecekleri şeyler bunlar. Tabii orada bu şundan tartışılıyor. Ya 12 yaşında bir çocuğa veri sensörü takmak ne kadar doğru? O çocuk bunu ne kadar anlayabilir vesaire gibi sorular soruyor. Şimdi bu sefer de daha farklı bir şey. Ya milyonlarca insan kullanıcı sözleşmesini hiç okumadan işte kukileri vesaire tak diye kabul ederek bir sürü site okuyor. Ama bunu kimse tartışmıyor. Yani tartışıyor da kimler tartışıyor? İşte belli dernekler tartışıyor. İşte etik profesörleri tartışıyor. Bazı işte privacy e, sevdalısı akademisyenler tartışıyor vesaire. Ama bu bir endüstri bu dünyadaki en büyük teknoloji sağlayıcılarının da el attığı çok geniş bir endüstri. İşte Google Analytics, yani Metrica. Sadece bu markaların isimlerini duymak bile insanı azıcık tedirgin etmeli. Neden? İşte bir sürü nedeni var aslında. Çünkü netice itibariyle bunlar internetin bugün oligopolleşmesinde en büyük şey olan markalar ki Yandex Google'ın yanında. Uh, henüz aileye yeni katılmış bir mafya üyesi gibi sayılabilir. Yani bu Google bu işin babası teknik olarak. Tabi Google'ı da mafyaya benzetmek ne kadar doğru oldu bilmiyorum. Uh, elbette işi bilenler uh, bu tür verinin nasıl kullanılabileceğini biliyor. İşte metadata'dan elde edilen bu veri sizin kim olduğunuzda, ne hangi alanlarda ilgi duyduğunuzda, mesela fotoğraf mı seviyorsunuz, politika mı seviyorsunuz, sürekli haber mi okuyorsunuz, sporla mı ilgileniyorsunuz vs. gibi temel meseleleri bilme konusunda. Cinsiyetiniz, olası yaş grubunuz, hangi bilgisayarı kullandığınız, işte bilgisayardan mı, mobil cihazdan mı, tabletinizden mi ulaştınız? Mobil cihazla ulaşıyorsanız Türksel trafiği üzerinden mi ulaşıyorsunuz? İşte ne bileyim başka işte Vodafone üzerinden mi ulaşıyorsunuz? Ya bilgisayarla ulaşıyorsanız işte süper online mi internetiniz TT evet, mi? Evet, böyle şeyleri biliyoruz. Yani ben de kullanıyorum. Biz de analytics kullanıyoruz kendi platformumuzda. Kullanıcı sözleşmemizi yapıyor yazıyor okusayınız bilirdiniz. Nasıl yani? Kullanıcı sözleşmesini okumamız mı gerekiyor? E şimdi bir şeyin bedava erişilebilir olması ki zaten hiçbir şey bedava değil neredeyse. Biz de, de verinizi kullanıyoruz vesaire bir şeyin bedava olması sizce zaten mantıklı mı? Ya bir, elbette bunu mantıklı bulanlar var. işte korsanlar vesaire. tabi konuya bambaşka bir içerikle yaklaşıyorlar ama öyle bir şey yok. Yani işte tm Diken'den vesaire bu verileri istiyoruz. Alıyoruz yani. Privacy Badger, Adblocker gibi eklentileri kullanırsanız hangi programların o sırada sizden ne tür veri istediklerini ya işte e, kategorik olarak ne tür veriler çekmekte olduğunu en azından tahmin edebilirsiniz. Detaylı öğrenmek için öncelikle o her birinin ne işe yaradığını da anlamanız gerekir ama ya bazı sayfalar var. Privacy Badger 64 tane şey veriyor. E, uyarı veriyor. Yani 64 tane ayrı veri çekmeye veya işte bilgisayarınıza ilgili herhangi bir şeyi kullanmaya çalışan uyarıcı var sayfada. Tabii her zaman durum böyle değil. Genellikle 4-5 tane, 1-2 tane oluyor vesaire ama verinizi çekmeye geldik yani. Sonuç itibariyle haber odaları bugün ...veriyle besleniyorlar. E peki şimdi bu veriyi kullanmak... ...nasıl oluyor yani? Nasıl kullanıyorlar? Şimdi her şeyden önce... E, ...burada önemli birkaç pratik var. En çok okunan... ...içerikler. Bu e, Bunlar 10 yıl... ...20 yıl önce de aslında tabii ki... ...loglar vesaire aracılığıyla erişilebilir veriydi ama... ...bugün analitik teknolojisi o kadar gelişti ki... ...anlık olarak sitenizde kaç kişi olduğunu... ...nerelerden geldiklerini... ...vesaire görebiliyorsunuz. Örneğin... ...işte mediapod.com Yani ben biliyorum... ...Medyapod'a girdiğinizde siz... Nereden girdiniz? Kaçta girdiniz? Ne kadar saniye kaldınız? Ne yaptınız? Sizin siz olduğunuzu bilmiyorum. Zaten sizin siz olmanız yani çok daha böyle e, komplike bir serverence rejimi oluşmadıkça çok daha aynı zamanda birden fazla serverence cihazı kullanmadıkça çok da olumlu değil yani. Bizim açımızdan tek önemli olan bir şey var. Değil mi? Haber odaları içerisinden. Biraz böyle şey gibi konuşuyorum ama kötü adam gibi. Ki iyi adam değiliz. O kesin. E, yani siz bir pazarlama öznesi olarak ne anlama geliyorsunuz? Benim açımdan bu muhabbeti yapmak çok zor. Çünkü bir yandan akademisyenim ve bu tarz şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Öte yandan da bir yayıncı olarak bu verilere ne kadar çok ihtiyacım olduğunu biliyorum. Aradayım. Şimdi bu verilerle ilgili siz kullanıcı sözleşme ile onayınızı veriyorsunuz ya. Hani ben, biz ben vermiş ben, varsa şey böyle. E ne oluyor? Ben kimin nereden geldiğini vesaire görmenin üstünde çok daha önemli verilere de erişiyorum aslında. Yani işte mesela hangi arama motorundan ne kadar trafik alıyorum, mesela hangi kelimeden daha çok trafik aldım, işte bazen hiç beklemediğiniz bir içerik o kadar büyük bir trafiğe ulaşıyor ki neden? Çünkü SEO prensiplerine uygun olarak oluşturmuşsunuz ve insanlar bu türde bir arama yapıyormuş. E ne oluyor? Bakıyorsunuz ki ulan bu SEO prensipleri ne kadar işe yarıyor? Tıkır tıkır sırf SEO temelli içerik diyorsunuz. Mesela Fenerbahçe Sivas maçı saat kaçta? Eyvah eyvah şu an bütün haber sitelerinde var. Yani Fanity'inden, Hürriyet'inden bilmem nesinden. Hatta bazı haber siteleri görünmez olarak yani ana sayfalarından vesaire erişilmeyecek. Sırf SEO olsun diye bir sürü haber geliyor. Spor sitesi mesela moda haberi var. Neden? Çünkü SEO bağlamında önemli o haber. Neyse buraya geçelim. Şimdi sadece hani aramanın nereden geldiği değil mesela Adam nereden geliyor? Kadın nereden geliyor? Cinsiyet bağlamında da çözebiliyoruz ya. Niye önemli? Ya Önemli çünkü eğer kullanıcılarınızın %90'ı Gaziantep'tense Gaziantep'teki yerel esnaf için bir şey ifade ediyorsunuz değil mi? Ya sadece büyük şehirlerdensiniz. Bir de tersine okuyalım. Trabzon'da, Rize'de, ne bileyim Urfa'da ve Çankırı'da, Tokat'ta, Sivas'ta yani Türkiye'de e, siyaseten karmaşık diyebileceğimiz. Yani en azından işte bu beyaz siyaset için, sol siyaset için, liberal siyaset için mesela karmaşık diyebileceğimiz. Girilmesi zor siyaset yapılması zor coğrafyalarda bir gazetenin okunuyor olması ne anlama gelir? Her iki alternatif bir gazetenin çok anlamı gelir. Nasıl? Dönörlerinizi etkileyebilirsiniz. Reklam verenizi etkileyebilirsiniz. İşte bu yüzden bu veri çok önemli. Peki bu veri neden bir tabu? Bu veriyi neden paylaşamıyoruz? Şöyle diyeyim. Bu veri şunun için önemli. Bu veri satılabilir. Bu veri pazarlanabilir. Bu veri kimliğinizi üstünde kurabileceğiniz türde bir veri. Tabi bir de şunlar var ısı haritaları sağlıyor. yani nasıl ısı haritaları? Mesela web sitenizi düşünün. ilk sayfasını. Her web sitesi bir ayrı bir kullanıcı deneyimi yaratıyor, değil mi? Her tasarımımız. Ya yani bazen bakıyorsunuz iyi bir tasarım. Sadece e, belli kısım değil bütün sayfaya yayılmış güzel bir trafik şeyi var. Bazen de ya yani sadece manşet ve manşetin altındaki sür manşet ve onun altındaki kısım okunuyor. İnsanlar aşağı scroll edip aşağıdaki şeylere bakma ihtiyacı bile duymuyor. Niye? Kullanıcı davranışı değişiyor belki sitenizin trafiği çok yüksek değil ya da ne bileyim site kullanıcınız böyle scroll ederek gezinmeye alışkın değil. İşte burada şu devreye giriyor. Isı haritaları dediğimiz şey tasarımınızın işlevliliğini de ölçüyor. Çünkü netice itibariyle zaman içerisinde layout içerisindeki içerikler değilse de görsellerin yerleri, boyutları, o layout'un biçimi vesaire insanları çekecek şeyler haline geliyor. ben bunu nasıl öğreneceğim? User experience testlerimi yaptıracağım insanları getirip. Fokus gruplarla mı çalışacağım? Ya ne gerek var fokus gruba? Fokus grup sizsiniz. Yani evet öyle. Google Analytics ve Yandex Metrica kullanıyorsam veya bu tarz şeyler kullanıyorsam fokus grubu zaten sizsiniz. Şimdi nasıl anlattık bakalım işte bu nedir bu nedir vesaire. Peki ne yapıyor? Yani haber odaları nasıl dinliyor sizi? Mesela bazı içerik türlerine diretmiyorlar. ne diyor ki yani bu içeriği... demek ki benim okurum almıyor kardeşim. İşte benim okurum kültür sanat haberi okumuyor. Ver teknolojiyi, koy Huawei'yi, koy işte Xiaomi, koy yapılı Olabilir. Ya daha farklı şeyler de olabilir. Ee, örneğin Facebook'a, Twitter'a ve birçok yere reklam veriyoruz. İşte Google Google'a reklam veriyoruz vesaire. E tamam kardeşim reklam veriyorsun. Bunun dönüşü ne? İşte Facebook Insights, işte Google Analytics vesaire gibi modüller aslında aynı zamanda trafiğinizin nereden geldiğini, bu reklamların size trafik getirip getirmediğini de ölçüyor. Şimdi doğru şekilde dinlemek diyorsanız sadece size kazara ulaşan veya bir şekilde organik olarak ulaşan değil yani para verip size ulaşan da takip edebiliyorsunuz. Devam edelim, nasıl kullanabilirler? Şimdi performans rejim diye bir şey var haber Biraz da emek çalışmanın konusu ama e, kaç klik alıyorsun ha? Ben bir editör aldım ayda 3 milyon kliklik içerik yapıyor. Yani meşhur şey vardır işte bu ölmeden önce izlenmesi gereken 500 film vesaire gibi büyük galeriler etik alıyor. Bu tarz şeyler bu performans rejiminin de parçası. E, clickbait'ten bahsetmiyorum. Yani clickbait zaten korkunç bir şey. Ve yani ölmesi için elinden geleni yapan bir sürü hesap var. İşte limon haberinden, spoiler haberinden vesaire bir sürü hani inisiyatif var ama sadece mesele clickbait değil yani clickbait olmayan, tık tuzağa koymayan başlıklarda da veya işte haberlerde de bir click problemi var. Haber odaları bugün netice itibariyle dijital ekonomi gereği click üzerine işlemeye çalışıyorlar. Oysa yani nicelik değil reklamcılıkta dijital gelirlere baktığınızda mesela nitelik çok daha önemli. ya Bu çok basittir. Yani Türkiye'deki yat dergileri kısa vadede kapanma konusunda çok sorun yaşamayabilir. Neden? Çünkü yatın alıcısı hala alım, alım gücünün elinde bulunduruyor. Çünkü Türkiye'de orta sınıfla alt orta sınıf şu an e, gemileri yakma durumunda. E tamam şimdi demek ki daha farklı şeylere odaklanmak gerekiyor ama anlıyorlar. Yani netice itibariyle haber odaları da kendi okur profillerini buradan çıkarıp reklam verenlere doğrudan satış yapma kabiliyetleri varsa ki Türkiye'deki çoğu haber odası bu işi hala Google Analytics ile veya birkaç tane içerik pazarlamacıyla... ile falan hayal edip, halletmeye çalışıyor. Doğrudan satış yapma konusunda bunu çok çok iyi kullanabilirler. Şimdi işin başına dönelim yani yavaş yavaş özetleyeyim. Neden tabu? Yani işte bu istatistikler neden tabu? Ben similarweb.com'dan Yaklaşık olarak tahmin edebildiğim, öngörebildiğim verileri neden haber odalarına alamıyorum? Birincisi veri önemli. Ve adam veya kadın verisini satmak istemiyor. İkincisi veri etik nedenlerle önemli. Yani finansal neden değil ki. Adam diyor, veya kadın diyor ki ben söz verdim. hiçbir şekilde kullanmayacağım. Ya da söz vermesem de herkese vermeyeceğim veriyi. Ben kendim araştırma yapacağım. Kendi araştırma enstitümü kuracağım. Orada kullanacağım. Mantıklı olabilir. Ama asıl tabu olmasının sebebi tıkın hala başarı ölçüde olarak kabul görmesi ve insanların ee, yani kualitatif yani niteliksel olarak sitelerini tanımlamak yerine hala niceliksel olarak tanımlamaya çalışmaya başlamaları ya devam etmeleri aslında. Neyse bugüne kadar haber odaları klikle anılıyordu ama Çağımızda tekst yani metin türünün yaşadığı kriz gereği bu klik meselesinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Tabi bu Google Analytics ve benzeri platformları YouTube ve e, benzeri türler için de kullanıyorsunuz. Yani Analytics oradan YouTube'a da entegre. Orada tabi patlayan trafikler var. E, ancak şu an e, örneğin podcast gibi türlerde hala e, platformların kendi analitik verileri işte Spreaker'da vesaire işte Podbean'de kullanılıyor. Analytics eklentileri henüz gerçekleşmemiş. Ama işte zaten meselemiz o analitik eklentilerinin işte Google ya da yandaki e sahip olması değil. Bu analitik verinin ne olduğu, nereye gittiği, nasıl alındığı, nasıl toplandığı, nasıl kullanıldı. Özetle. tabu olacak bir şey yok aslında. Yani tabu olması gereken şey aslında kullanıcı ve e, gizlilik sözleşmesinin e, kurallarına uymak. İnsanlar bu kurallara uymuyor değiller. Çünkü kullanıcı ve sözleşmesini kabul etmiş sayıldığınızda orada verdiğiniz yetkilerin sınır yok. Yani birçoğumuzun böyle bir scroll hamlesiyle aşağı inip geçtiği, birçoğumuzun okumadığı o kullanıcı ve gizliliği sözleşmeleri aslında bayağı ciddi. Evin tapusunu vermek gibi internet kullanımızın tapusunu veriyor. Bu programın da sonuna geldik. Haber ekonomisinde her zaman hoş ve güzel ve işte bilgilendirici şeyler paylaşmıyoruz. Bazen kendimize de döndürüyoruz aslında. Naml namlıyor. Çünkü şöyle bir gerçek var ki e, özellikle dijital yayıncılık yaptığınızda bu veri çok önemli bir şey. İşte büyük veri çağından bahsediyoruz. Sosyal ağlardan vesaire bahsediyoruz ama kocaman bir gözetim rejiminin de parçası olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Bu programın da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Patreon.com Mediapod adresinden bize destek olmayı unutmayın. Ben Unuz'un oğlu Haber Ekonomisi'ni dinlediniz. Thank <music> you.